Belçika'nın diğer komşusu nere Fransa mı? Fransa aşağıda Fransa, Fransa var. Fransa çok büyük ya. Yani. Ha. Fransa'dan bir dört ülke çıkarmış ben sana çok, şey mi? E, çok net. Bir kere zaten şeyi e, bence Güney kıyısı İtalyan olacakmış şey, yanlışlıkla olmuş. Nice, Marsilya falan. Tabii tabii tabii. Yani Fransa falan Fransa başribi. Fransa çok gerekli ülke benim bir de şey oluyorum yani. Evet. Ya Fransız da Fransızı sevmiyor. Anladın mı? Let face this. Yani ya mesela abi. karşı herkesin dışarıdan bir gıcıklığı var. Benim genel olarak yok ama ben şunu biliyorum ki Fransız da Fransız sevmiyor. Fransızın evet. bir kısmı gitmiş İngiltere'yi fethetmiş. Bir kısmı Belçika'ya alışmış. Yani <laughs> Fransız da dememiş ki aman benim vatanım Fransam, can Fransam dememiş yani. Yok. Fransa da Fransız da Fransa'yı sevmiyor abi. Abi ben genişletiyorum. Frankofonlarda genel olarak problem var. Yani bunu da anlayamıyorum yıllardır. Bak o kadar tarih okudum, coğrafya araştırdım. Frankofonlar nasıl her yerde kendi dillerinden başka bir şey dil konuşmayı reddedebilirler? Bu çok enteresan geliyor bana ya. Belçika'nın frankofon kısmı da konuşmuyor. Kanada'nın frankofon kısmı da konuşmuyor. Hatta Kanada'nın frankofon kısmının çoğunlukla İngiliz bir ülkede yaşıyor. İngilizce konuşan bir ülkede Tabii. yaşıyor. Ve diyorlar ki no no siz Fransızca yazacaksınız her yere. Kanada'nın 9 tane eyaletinde yani %2 falan Fransızca konuşan her devlet dairesinde her şey Fransızca ve İngilizce. Neden? Frankofonlar rahatsız abi. Genç frankofonlar rahatsız. <laughs> Frankofonları sevmiyor gibisin. Gerçekten frankofonlar yani gönlümü almak istiyorlarsa çok çaba sarf etmeleri lazım abi. Ya İngilizcenin genel geçer dil kabul etmeyen herkese gıcıksın değil mi? Evet evet. Şeye de gıcıksın sen çünkü hani. Kardeşim bu ne böyle yaptığınız videonun yarası İngilizce hmm. hiçbir şey anlamadık. İşte. Ya çünkü Babil'in <laughs> kulesini tekrar kuruyoruz ya bunun önünde yani köstek olan insanları biraz şey oluyorum. Abi dur dur hayır oh, çok iyi bir şey, şey oluyor. şu. <laughs> yani Herpimiz aynı dili konuşuyoruz inanılmaz. Geliyoruz oraya yani. Babil'in kulesinde millet birbiriyle anlaşamıyormuş olsa da değil mi? Hayır İşte kuleyi yaparken Tanrı kızıyor bunların kibirine. Hepsini ayrı dile dağıtıyor. Ha. Yani yapıyoruz yani şu an. Tekrar yapabiliriz Babir'in Kulesi'ni. Ki bence metafor olarak bu arada yapay zeka. En son benim videolardan bir tanesine şöyle bir yorum geldi. Oyun incelemesi yapıyorum. Üç parça bildim. Hmm. Game Design dedim. Mekanik uygulama dedim. Buraya da prodüksiyon dedim. Adam şey yazmış. Ya CS, sen de çekeceksen şu dili düzgün kullan. Game Design İngilizce. Mekanik uygulama Türkçe, prodüksiyon Türkçe Ya Öyle hepsini yani. Türkçe yap ya hepsini İngilizce yap demiş. Evet. Prodüksiyon ve mekanik uygulamayı Türkçe kabul etmiş. Tabii tabii. Game design ama değil game değil design'ı yabancı kabul etmiş. Evet. Dedim iyi yani. İyi. Yani hamdolsun dedim. Hamdolsun. hamdolsun. Çok güzel Türkçe kelimeleriniz var. CS tişört gibi. Bu Neden Türkçe hassasiyetini kim saldı üstümüze ya? Şey abi. E, bye bye Türkçe kitabını yazan kimdi? Onun büyük payı var Oktay Sinan'ın. Oktay Sinan'ın. Saygıdeğer bir akademisyendir ama o Tabii. Çok, bu konuda çok katkısı oldu yani. Ben özleştirilerek nereye gitmeliyiz Türkçeyi onu ben yıllardır çözemiyorum. Çünkü. Yani ben de şunu söylüyorum. Ben Türkçe Ben Türkçe terim kullanılmaya çok varım. Hı -hı. Ama terim tabiri henüz Türkçe değil. Terim tabiri te term'den geliyor. Evet. Terminolojinin term'inden geliyor. Evet. Türkçede onun karşılığı karşılığı ıslat mı ne öyle bir şey. Hı. Bir something bir şey o yani. O da bu arada büyük o bir Osmanlı şey, falan, Farsi. falan çıkabilir yani. Yani açık açık şunu söyleyeceğim. Biz kültürel sömürge olduğumuzu bıraktığımız gün ben de evet. Oktay Sıralı orada söylemek istedi aslında oydu. Diyordu hmm. ki adam yani kültürel sömürge olmayalım. Biz de öğretelim ki başka ülkelere de ithal edelim. ihraç edelim dilimizi. Olur edelim de bu şeyle olmaz yani. Hem üretme hem de terimlerini de kullanma yabancının. Konuş ama otur. Yani bütün gün baklava börek mi konuşayım ben anladım At mı konuşayım? Yani çünkü bendeki terimler bir Osmanlı'nın evet yönetim terimlerinin yarısı ya Arapça ya Fransızca şey Farsça ya da Fransızca. <laughs> evet sonra da Fransızca. <gülüyor> sonra, <gülüyor> bir, <yandan> sonra... <laughs> bir bölümü de Moğolca lan. Evet. Ordu mordu falan Ordu tabirleri falan aynen. Yani hayır arkadaş senin çok gurur duyduğun hani çünkü şey ya böyle Türkçe dilimiz falan birazca ecdatçılık ya böyle hmm. hani, milletimiz milliyetimiz ya. E, senin çok gurur duyduğun Osmanlı ecdadın 8 düvelden terminoloji toplanmış. Adam 600 yıl hükümdarlık yapmış. Evet. Ama bize gelince, biz game game design deyince şey oluyor böyle, hayır abi işte, ya game design abi, diyemeyiz yani işte. Bir kere zaten Türkçe dilinin en iyi yönü e, bana A, bu kadar kolay adapte olabilen bir dil gibi geliyor. Yani çünkü mesela herhangi dünyanın herhangi bir fiilini şu an sonuna etmek ekleyerek hemen dile sokabiliyorsun. Bu çok güzel bir güç lan, bence bununla niye aşağılanıyor ben anlamıyorum. Biz yani çok güzel fonetize edebiliyoruz, şey gibi derdimiz yok. Yani ağzımızı nasıl oturtacağız, büyük ünlü uyumumuz belli. Yani Ona uyutturduğun zaman oluyor. E, sonuna ekle verebiliriz. Sonuna kıçına devam ek takarak çok güzel ek kelimeler yapabiliyoruz. Dizayncılık diyebiliyoruz mesela. Onlar İngilizler diyemiyor. Al. Çok iyi bence. Ne okuyorsun? Dizayncılık. Bence çok eğlenceli. Bence topla topla bütün dillerden yapıştır koy. Ha, ben şey bir tık gıcık oluyorum. Yani birebir Türkçe karşılığı varken İngilizcesini kullanmaya bayılmıyorum ama. Olmayan terim almayakla da sakınca yok. Yani çok Game Design'ın bir Türkçesi yok yani. Hatta o çocuğa da açıkladım bunu. Oyun tasarımı diye düşünüyorlar ama. Hı -hı. Ne yazık ki bizdeki oyun kelimesi hem game'i hem play'i barındırıyor. Evet abi. Yurt dışında game, game, play, play. Aynen. Ee, bizdeki oyun hem oyun hem oyuncak haliyle hmm, Yani Türkçe tabirimiz ne yazık ki onu karşılamıyor. Neden? Çünkü biz üretmemişiz. Hı -hı. Bu kültürü ve bizde yok. Yani bir gün birileri çıksa dese ki bunun da Türkçesi aha budur biz araştırdık ve işte e, ne bileyim riyada etmek falan gibi bir şey bulduk falan dese işte tıç da kullanmam açıkçası şimdi tekrar düşündüm de. Riyada kötüymüş lan. Kötüymüş. Abi güzel ama çeviriler oturuyor ya. O güzel çeviriler de güzel geliyor. Ya yani mesela bilgisayar efsane bir çeviri. Yani kim bulduysa helal olsun bence. Ki bu arada ben ya... çok ilham. yazılım çevirilerin çoğunu mesela Start'ı başlat diye çevirmek kim ya Kimin aklına tabii gelse tabii. helal olsun. Install'ı Bunlar... yükle diye çevirmek evet. de çok iyi. Download. Ya hakikaten iyi çevirildiği zaman zaten dile otomatik yerleşiyor bu tabii arada. Kötü çeviri zorluyorlar ya öz çekim falan. Hı. -hı. Yani böyle öz çekim yani. biraz tırt. Pes çekim bir de 31 havası var ya böyle tabii bir tabii. hani sabah kadar öz çektim abi falan tabii. böyle. <laughs> Özüm çektim çektim bitmedi. <laughs> <laughs> Senin siz de öz çekimciler yine internete gelmişsiniz bilen böyle bir. Ne yapıyorsun odan da öz mü çekiyorsun? Öz çekimde bir tatsızlık var gerçekten yani. Download, upload, indir, yükle şeklinde dağıtmış olmanız da ben bayılıyorum. Gerçekten samimi söylüyorum yani. Ya öyle öyle. Yo gerçekten yani bazı şeyleri iyi oturttuk ya çeviride. Bunlar işte küçük dokunuşlar ya ben seviyorum. Ya yani mesela o Windows çeviren ekip kim de kimdiyse artık mesela yani bir neslin tabirlerini şeyini ciddiye almış mesela onu Windows Tabii. şeylerini bir neslin terim terminolojisini kuracağım beni ciddi almışlar ve iyi bir iş çıkarmışlar vakti zamanında ki bir sürü yazılım çevirisi de aynısını yapıyor şu an. Buzdolabı da öyle bak hakikaten. Erkin Şahin demiş ki bilgisayar kelimesinin mucidi alana birçok çeviride katkıda bulunmuş Aydın Köksal. Valla eline ayağına sağlık Aydın gerçekten. Köksal'da çok iyi düşünmüş bilgisayarı. Bir şey çok iyi değil mi? Yani hem anlamı iyi hem de kulağa iyi geliyor. Müthiş. Hem de bilgisayar böyle bir şeyin de o oturaklılığı var. Hani kompüterin böyle bir otak oturaklılığı hmm. var yani ya, ne yapıyorsun? Evet. Compute ediyorum kral, sen bir de bilgi sayıyorum. Aa bu da iyi, hani şey gibi değil. Ne bileyim, çünkü başka birisi çevirse şimdi bak kompüter denmiş, abi demiş ki bilgisayar demiş, Hı -hı. aa demiş bilgi sayıyor bir daha anladın mı? Bir oturaklığı var, başka birisi çıksa böyle şey falan diyebilirmiş, sayangör. Hani böyle saygaç, Evet. şimdi bilgisayara saygaç dense ben Hesap falan. saygaç falan kullanmazdım. Yok. Çünkü kelimenin dildeki ağırlığı diye bir şey var gerçekten Hı -hı. ya. Var yani. Hani saygaç. E -e. Abi ahenk var ya. Sayar, ikeri. sayar durur filan bir de böyle kötü kötü hani hiç yok hiç. E -e. işte, fonetik Tabii. olarak ahenk olarak oturması lazım bir takım heceleri bir takım heceleri art arda dizince kelime olarak da yapabilirsin bunu belli bir, bir sihir oluşuyor magic oluşuyor yani oturuyor o kelime direkt lop, 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 lop. Hı -hı. oturuyor bilgisayar öyle Otur geç, götür geç. Evet evet onlar bit bit bir olmuyor onlar ya. Mesela otomobil araba. Hı hı. Araba Araba Türkçe mi lan? Araba Türkçe olmuyor. Araba Türkçede Türkçe de olabilir. Çünkü at arabaları çok uzun zamandır var. Ee, ve açıkçası Türkleri de uzak değildir yani eski Türkleri de. O yüzden araba Türkçe olabilir ama Farsça da olabilir. Şaşırmam. Arapça değildir ama. Arapçada bu kadar ses tarifi olmuyor. Genelde. Muhtemelen Arapça. Öyle mi diyorsun? Arabayla maraba çok benziyor çünkü bütün çıkış burası yani. Okay. Maraba da Türkçe değil çünkü. Arabayla Arap çok benziyor diye düşünüp de demiş. Yok yok öyle değil. Ama şey gibi değil mi? Araba bak araba falan. <laughs> Neye bindik bugün? Araba. Aaa! Yani, yani. gülüp eğlenmişler. Işte, evet güldür güldür olmam lazım bu tarz mizah yapabilmem için. Geçen de sana itiraf ettiğim gibi Dada Dolunun e, meşhur şiirinde ki diziyi ben Arabatlar yakın eder ırığı zannediyordum. Onu Arabat da bir çeşit araba hani ha, Arabat hat. değil mi böyle? Ha, Arabat. Arabat çünkü şey çünkü Arabat'ta şey var haklısın. Jason and the Arab <laughs> Arabat yani anladın mı böyle? <laughs> büyük bir odiseye çıkmışlar yani böyle. Arabatlar ben de misiniz? böyle. Bak kesinlikle... gittim ki üzerine binip yakın eden bir şey ya yani bir teknoloji bu yani aldı mı şeydi? Arap at diyormuş. Yani. Arabat. <laughs> Ulamış sadece. <laughs> Yumuşatmış yani adam O kadar. <laughs> Yalnız şey çok ilginç. Şimdi Türkçe ile alakalı bir şeyler konuştuk ya. Hemen Hı. böyle bir anda konunun uzmanı insanlar falan geldi. Arkadaşlar biz o kadar ciddi almıyoruz ha. Boş, yok Onu yok söyleyeyim. Boş. Birazcık şeyiz yani. <laughs> bir tık yani doğrudur falan gibiyiz Hı. bu konuda yani. Abi Türkoloğum diyor. Türkolog gerçekten resmi bir title memnun bile değilim ya yani kime göre neye göre? Yok hayır çünkü şöyle Ceren'den duyuyorum ara sıra Türkoloji Enstitüleri var. Var. Onlardan çıkan Türkolog olması lazım. Türkolog ne tarihçi mi Türkolog arkadaşlar? Türk Sanırım Olog... e, antropoloji antropolojik bir alan olması lazım. Sadece çünkü Türk tarihini Türkolog araştıran Türkolog arkadaş değil. yazsın. Çünkü Türkleri de araştır araştır sıkılmaz mısın ya? Yok lan bence Türkler yine çünkü oğlum Türklerin şey gibi bir durum var ya yani mesela kim lan bu Türkler falan hani böyle oradan oraya göçmüşler ha böyle. göçmüş ya kafa karışık yani herkes çünkü... Türk bir de ya evet bir hmm. de göçtüğü yerde de ka... yani şey gibi olmuş ya Oğuz boyu mesela gelirken hep böyle modül modül bırakarak gitmiş ya hani Anadolu'ya doğru hani o yüzden böyle bir şey var yani hani şuradaki Türk ne yapıyor buradaki Türk ne yapıyor yani şey Türkiye insanlardan bahsediyorum yani olarak. Kazak Türkmen komple Sence sana bir sorum var hmm. sence Herkesin Türk olduğuna inanma eylemi biraz eziklikten mi? Bana hafif bir şey geliyor. Hani böyle işte abi büyük Roma imparatorluğu onlar Türkmüş abi falan. Hani abi bir kimse de mesela Afrika'daki Ubağa, Bubanga Yok. kabilelerinin Türk olduğunu iddia etmiyor mesela. Hani yani böyle bir hani işte abi duydun mu? Etiyopya'da aç kalan çocuklar varmış, ölüyorlarmış açlıktan. Bir de şey de. Onlar Türkmüş abi falan. Hiç böyle bir şey duymadım ben mesela. Ben... Ama nerede büyük bir millet var, hep böyle fethetmiş. Atlamış, e zaten he onlar hep Fethih <laughs> ve at üzerinden benzetiliyor ya genelde. Ata biniyorlar Türk bunlar hmm. falan gibi bir hani ki Allah Allah var yani at önemli bir unsur Türk mitolojisinde figüründe. Ama bir bence arada kalmıştık abi. Yani çünkü şeyiz ya ya ben bu çok garip geliyor bana bin yıldır nasıl böyle bir hissiyat değil? Yani toplum hafızası devam edebilir. Evet evet. Bak Misafiriz bu arada, ya coğrafyada. Çette de yazmışlar yani Türklüğü iddia edilen en ezik ırk kız, gazı kızılderililer falan olabilir. Hani hem yenilmiş Hı -hı. hem de yine de Türk olduğu Başka iddia edilen kızılderililer yani. var. Onun dışında çünkü hep bakıyorum işte Viking Türk'müş abi Hı -hı. falan. Viking de Türk o. Yani bir de şey var o, o daha ekstrem tabi bu arada. Aslında Türkler sarışın ve uzun boyluymuş. Sonra tabii. biz çıkmışız falan gibi böyle bir ya işte ben barışım ya mevcut halimde ne bileyim. Orada Nerede acaba o sarışın uzun boyluymuş? Sarışın uzun boylu olan insanların hepsi zaten aşağı yukarı İskandinavya'da yaşamıyor mu? Bana öyle geliyor. Soğuk yerler yani. Peki sana başka bir şey soracağım. Sence sarışın ve uzun boyluluğun bu kadar revaçta olması az olmalarından kaynaklı. Eurosentrik bir politik dayatma mıdır? Evet. Yoksa estetik bir şey mi? Yok estetik değil. Ne ee... sarışın uzun boyluyu herkes beğenmez mi? Bence sarışın uzun boyluların memleketlerinde yaşayanlar beğenmiyor. Biliyor hmm. musun? Oraya da kıllık böyle Balkan, Orta tamam, gidince. oranın dışındaki herkes be sev, beğenmiyor mu sence? İşte az olduğu için. Nadir olduğu için. Şey değil yani. Çünkü baskın baskıngen siyah ya. O yüzden siyah daha fazla her yerde. O sebepten Nadir bundan komşu. Çünkü ben bunu nerede anladım abi? Ben Türkiye'de lise okuyordum. Ve o kadar da hani e, kızların belediyelerini üzerine toplayan bir insan değildim. Hmm. Amerika'da değişim <laughs> öğrencisi olarak bir sene lise okuma gittim ve oradaki çocukların yanında gelsin erkek gibi kalıyordum çünkü Amerikalılar genel olarak tüysüz bir millet anladığım kadarıyla yani hmm. tüysüzler göçmüş oraya yani. Okay. Benim böyle sakalım vardı falan, boyun posum vardı falan. Bir anda egzotik hayvan muamelesi gördüm. Kızlar çok hani şey oldu. Orada anladım ki ha okey. Azlık nadirlik bir çekim noktası. Nadiriyet. 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 <laughs>